Merhaba arkadaşlar. Bugün Iron Man garajdayız. Barış ustam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugünkü işimiz emmek sanırım. Evet, emmek. Blok bu mu oluyor emmeksin? Emmeksin evet, bloğunu indirdik komple. Tamam. Bugünkü işimiz nedir Barış ustam? Motor orada, şurada. Tamam. Ona da bir çekeyim. Hemen geliyorum Barış ustam. Tamam. Emmeksin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, blok sökülmüş. Emmex. Bu kaç model Barış ustam? 2015. 2015. 15 yıldan altı olması lazım. Tahmin değilim. Şimdi buradaki görevimiz nedir? Bu piston mu oluyor Barış ustam? Şu elindeki piston. Tamam. Bunun etekleri vurmuş gördüğünüz gibi. Motordan ses geliyordu. Arkadaş tamam. Yeni almış yani motoru. Alalı sanırım 2 gün olmuştu geldiğinde buraya. Ekspertiz yaptırmadan almış. Sonra buraya yağ değişimine geldiğinde ben eteklerden ses geldiğini söylemiştim. O da satın aldığı arkadaşı aradı. Satın aldığı arkadaş da Yamaha servisine gidelim gibi bir teklifte bulundu. Servise gittiler, serviste motorun açılacağını söylemiş. Sonra orada anlaşamamışlar. Arkadaş mecbur motor arkadaşa kaldı. Yeni alan arkadaşa. Evet. Arkadaş da yaptırmak için bana getirdi. Ben de tamamen orijinal parçalarla şu piston eteği. 21 binde bu arada motor. Çok eski bir motor da değil. Tamam. Ama böyle bir şey başına gelmiş. Büyük ihtimalle yağdan, koyulan yağdan olabilir. Ya da kullanırken soğuk bir şekilde belki yağ ısınmadan yağlayamamıştır. Gaza basıp ütleri falan çalıştırıldıysa uzun süre o da yapar. Tamam. Biz de parçadan orijinal aldık. Bunlar hepsi Yamaha servisi. Kompresyon contasına kadar hepsini servisten aldık. Şimdi pistonunu açtım. İşte segmanlarını dizeceğim. Birazdan motoru toplayacağım. Krank konuda falan bir şey çıkmadı. Her şey yolundaydı. Tamam. Üst kapakta swap lastiklerini değiştireceğim açmışken. Bu swaplarını falan yatakları temizlenecek buralar. Silindir pistonu değiştirip kapatıp bundan sonraki hayatına güzel bir şekilde devam etsin diye uğraşıyoruz motora bakalım. Bu yolda giderken yani süren kişi mi anlıyor? Farklı bir ses mi veriyor bu silindir yoksa? Yani aslında bakarsanız servis bile anlamamış başta motorun böyle bir sıkıntısı olduğunu. Çünkü gaza yüklenip bıraktığınızda kompresyona bindirdiğinizde motoru etekler vurmaya başlamış. Buraya geldiğinde bizim anlamamızın sebebi de abi ben bu motoru yeni aldım bir bakar mısın deyince gittik bir tur attık. Ben sesi duyunca bloktan geliyor dedim ama kimse kabul etmedi başta. Yok işte biz baktık iyice baktırdık bir motorcu arkadaşa falan gibi şeyler söylediler. Yok dedim bu resmen eteklerden geliyor gibi bu. Ondan sonra servise gidip serviste etek metek dememiş ama bloğun açılması lazım deyince bize de getirip motoru açtılar. Aslında motor yürü vaziyetteydi ama şu pistonla işte ışıldamış piston gibi gördüğünüz gibi. Bir yakından bakalım. Şöyle. Bu pistonla ne kadar yürüyecek? Yani motor yağ yakacaktır ki yakmış zaten üstü. Bu izleri ondan mı yapıyor şu izler evet, falan? Evet. Etekler şu krangın koluna bağlı bu motorun pistonu. Evet. Bu piston silindirin içine gidip gelirken biraz yalpalı gidip gelmiş. Yağsız da kalmış burası. Hı. Vurmaya başlamış. Ama kolda bir şey yok. Büyük ihtimalle yağ ile alakalı bir sorun olması gerekiyor. Bunun sonraki aşaması motorun kitleme mi oluyor? Sonraki aşaması yağ yakar motor. Yağ yaktıkça böyle gördüğünüz gibi üst kapakta da kurumlar var. Birikmiş burada. Biraz temizlenmiş halinde. Burada da pistonun üstü de komple kurum bağlayacaktır. O kurumun pisliğiyle beraber artık eteklere vurup ondan sonra da finalde pistonu kilitleyip krangın kolunu da bozup maliyeti işte atıyorum 3000-4000 iken 6000-7000 civarına çıkartacaktır. Erken müdahale ettiğimiz için biraz daha ekonomik bir şekilde toplayacağız motoru yani. Anladım. Evet Barış ustam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yeni aldığımız piston bu da segmanları bu da silindiri. Önce parçaların adını söyleyeyim sana. Tamam. Şu pistonun murcu. Bu pistonun kendisi orijinal. Bu da silindiri. Bu da segman seti. Burada şimdi totalde 2, 4, 5 tane segman var. Şu iki tane ince ile bir tane ortadaki bir tırtıklı olan yağ segmanı. Evet. Şunlar da kompresyon 1, kompresyon 2 segmanı. Gri olan yukarıdaki segman, siyah olan da alttaki segman. Bunları dizeceğiz şimdi. Önce pistonu hazırlamamız lazım motor toplamak için. Önce yağ segmanını takıyorum ben. Bunların yanlış dizilme gibi bir sistemi yoktur. Eğer yanlış oldu ki dizildi. Evet. Yani bir tanesini yani farklı taktı diyelim. Evet. Şimdi yağ segmanını yanlış takamaz zaten. Başka bir yere girmez yağ segmanı ama eğer bu iki tane şu kalın olansa bak şöyle videodan görünür mü acaba? Bu incedir yağ segmanın kapakları bunlar. Şu ince, şu ikisi kalındır. Bu ikisi kompresyon segmanlarını yanlış dizme ihtimali var ama yağ segmanını yanlış dizemez çünkü
oraya girmez o yağ segmanı. Orada bol kalır. Hepsinin yeri var yani. Yeri var aslında ama iki tane segmanın yeri ikisi de birbirine olur. Orada bir yanlışlık yaparsa motorun ömrü kısalır. O yüzden de yanlış yapmamak lazım. Burada ince ince ayrıntılar var. Bir de segmanların diziliş yönleri var. Şimdi onu da anlatacağım size. Segmanların ağzının açık olduğu yerin birbirini tutmaması lazım ki motor yağ yakmasın. Şimdi mesela yağ segmanını diziyorum bak. Ortaya önce tırtıklı segmanın, yağ segmanın kendisini dizdim. Şimdi etrafındaki iki tane çerçeveyi dizeceğim. Biri alta, biri üstte. Dediğim gibi bu ağız açıkları var ya hani açtığımız yer, anlatabiliyor muyum acaba? Evet, kademe kademe gidiyor. Ağız açıkları birbirine denk gelmesi lazım üst üste. Yani şöyle anlatayım. Şimdi ben bu iki segmanı tabi üstte dizeceğim ya. Bir tane şurada delik var, bir tane şurada delik var, görüyorsunuz. Evet. Bunların eğer dizerken şu iki ağzını birbirine verirsem şu şekilde, bu sefer buradan alttaki yağ motorun üstüne basar. Ya da yukarıdaki benzin, yani yanma odasındaki benzin aşağı sızdırır. Dolayısıyla düzgün çalışmaz. Ya motor yağ yakar ya da zaten uzun süre çalışmaz. Büyük ihtimalle çok fazla yağ yakar. Mesela burada iki tane segman kaldı. Mesela yağ segmanı dizdim en alttaki çepere. Bak burada bir tane açıklık var, görüyor musun? Evet. Öbürünü de getirdim buraya koydum. Açıklığını gördünüz mü? Sızdırma olmasın çünkü diye. Çünkü beraber birbirinin üstüne gelmesi. Yağ segmanı bu. Oradaki değil de buradaki çok önemli. Şimdi burada bir siyah bir gri segman var. Birisi kompresyon 1, birisi kompresyon 2. Şu gri olan segman, şu siyah olan segman. Birinin üstünde 2T yazar. 2T yazan üstte şu gri. 1T yazan da, görüyor musunuz yazıları? Video görüyor musun? T yazan da altta. Çok zor. Görünmüyor. Tamam, olsun. Ben yine anlatayım. Şimdi mesela bunu dizerken şu piston etekleri. Şurası da öbür eteği. Bu ağız açıklığını da yanlara vermem lazım ayrıca. Çünkü kompresyonu buradan tutuyor motor yukarı çıkarken. Buraya verirsem yağ da yakar motor yine. O yüzden bunların bir sürü ayrıntısı var. Bunu düzgün bir ustanın düzgün şekilde yapması lazım. Şimdi bunu mesela buraya verdik diyelim. Bunun ağız açıklığını. Yani şeyin olmadığı yere, kompresyonun çok az olduğu yere, pistonun murcunun olduğu tarafa verdik. Aldık öbüründe. Bu arada yazılar yukarı gelecek. Bunu da bu tarafa verdik. Şöyle. Bir de bunları piston çizmeden düzgün bir şekilde takarsak çok iyi olur. Çok sert davranmamak lazım bunlara. Mesela bunu da bu tarafa verdim, ağzı çıktı. Videoda görünür mü? Şöyle. Bunu da buraya verdim. Şimdi burada bir nokta daha var. Bu pistonu alıp bu krangın kafasına takacağız ya şuraya. Evet. Şimdi takarken dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Yani şimdi segmanları dizdik. Bunun ağzı açıklığı burada. Alttakinin ağzı açıklığı burada. Şurada değil. Hepsinin yönlerini farklı farklı yere verdik. Farklı farklı yaptık. Ayrıca şuraya vermedik şimdi ağzı açıklığını. Çünkü kompresyon dediğim gibi piston eteğinin olduğu yerde tutacaktır. Zaten öbürünün eteği de çizikli göstermiştim ya. Evet, yan tarafta. Evet. Kompresyonu tutamayacağı için zaten uzun vadede dayanmaz demiştim ben. Şimdi bunun da mesela bunu takarken pistonu böyle de takabilirsin. Yanında deliği var ya. Evet. Burcu taktı. Şöyle de takabilirsin. Ama bunu doğru takmazsan yukarıdaki subaplar sıkıntı yaratacaktır. Yağ kaçağı falan mı olacak tekrardan? Yağ kaçağı olmaz. Motor piston yakalayabilir. Yani subap pistonu yakalayabilir. Çünkü bakın buradaki oyuklara bak mesela. Bu daha büyük oyuklar. Bu ikisi daha küçük. Görebiliyor musun videoda, görünür mü? Görünüyor, evet. Şu görünüyor. Daha büyük, şunlar daha küçük. Büyük olan piston şey, büyük olan subap hangisi? Emme. Büyük büyüğe vuruyor. Küçük tabii. Küçük subabı. Aynen öyle. Yani şimdi mesela bu üst kapak bu silindirin üstüne binecek. Yani bu silindirin üstüne takacağız ya böyle. Evet. Taktığımızda eğer pistonu ters takarsak küçük olan yatağa büyük bir swap gelirse elinde sonunda bir şey olursa yakalama ihtimali daha yüksek. Swap piston. Böyle bir şey olursa da tabii motor gitti yani. Yani piston deler, swap'ı yamultur. Masraf kat ve kat daha artacak. Büyük bir masraf çıkar. Yanlış toplanırsa motor. Mesela genelde bazen buraya geliyor motorlar. İşte usta diyor yeni yaptırdım ses çıkıyor diyor. Ya da yeni yaptırdım yağ yakıyor falan gibi şeyler söylüyor. Ya işte ne yapıyor adam, segmanları yanlış takıyor. Ağız açıklıklarını yanlış veriyor, pistonu ters takıyor. Onların hepsini gördük biz burada. Bir sürü yanlış işlemler yapılmış daha önce, gördük. Dolayısıyla yeni yapılmış, yeni parçalar takmış adam ama tam becerememiş işi. Ufacık hatalar büyük sorunlara neden olmuş. Dolayısıyla bunu doğru toplamak lazım. Doğru toplamak için de birazcık bilmek lazım. Birazcık öğrenmek lazım. Bunlar da servislerin yaptığı hata oluyor. Mesela serviste gidiyor adam, orada işte tekrar yağ kaçağı falan oluyor. Bunların... Yani segmanların yanlış takan oluyor. Servisteki adam pek hata yapmaz aslında. Serviste hep genelde Yamaha Honda servisinde, yani diğer çimbalı servisler için söylemiyorum. Bir tane usta olur. Geri kalanları çıraktır falan gibi ama ustalar da hep servislerde işi bilir zaten. Sürekli M-Max, X-Max kendi grubunun motorlarını topladığı için ayrıntılarını da iyi bilir. O yüzden çok hata yapacağını düşünmüyorum yani. Ama sokakta orada burada sağda solda toplanınca hata yapan ustalar oluyor tabii. Şimdi biz de bunu buraya yerleştireceğiz, takacağız.
Ne yapacağız dediğim gibi üsttekiler emme olduğu için yatakları büyük olan tarafı pistonu böyle takacağız. Bak Yamaha'sı ters görünmesine rağmen aslında pistonun şekli bu şekilde takılması lazım. Çünkü bu buradaki şeyler yataklar daha büyük. Büyük piston büyük yataklara giriyor. Ay, büyük subap. Şey büyük subap. Büyük piston yataklarına bak burada iki tanesi büyük. Burada iki tanesi küçük görüyor musun? Evet. Bunlar egzoz subapları. Bunlar emme subapları. Bu şekilde toplamamız gerekiyor. Ve orijinal parçayı toplamamız gerekiyor. Evet Barış Ustam. Şimdi ne yaptık? Şimdi silindirin yerine taktık. Dediğim segmanları dizmiştik demin. Arada video galiba kesin sanırım. Evet. Yerine, üst kapağı konumlara subap geçer işte ondan sonra. O kısım biraz yüksek sanat ama keçelerde şunu yapman gerekiyor. Bir de şu yayları açacaksın kapağı biraz. Özellikle kapağı birazcık değişik. Bir skutusundan biraz daha fazla çabuk. O işleri bitirdik. Şimdi şu kapağının poşetlerini çöpe atıyoruz. Kendi kuna. Ve sonra burada yapacağımız bir kısım var. İkinci motoru verelim. Egzantrik zincirini tutup. Yardımcı olursan, zinciri tutarsan iyi olur. Dışından şu silindirini. Tamam. Pistonu böyle bir çevirelim bakalım. Zaten segmanlamasın. Piston içinde rahat gidip gelmesi gerekiyor. Yani motor rahat dönüyor mu? Sınıfa bakarken, içine geçirirken bir ton. Bu da BMW 325'in piston. Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşın arabası kilitleyince biz de onu kapının önüne yapmaya kalktık. Küllük oldu şimdi. Küllük oldu evet. Pek de araba da pek olmadı ama yani nereden girdik o tabi biz de anlamadık. Ama finalde yaptık yani arabayı bir şekilde yürüyor. Ne demiştik? Kompresör contası demiştik orijinal olması lazım. Temiz olması lazım, düzgün olması lazım, sıfır olması lazım. Özellikle su soğutmalı motor topluyorsanız bu çok önemli. Ama motor soğutmalı değil, hava soğutmalıysa, elinizde imkan yoksa, conta yoksa, bir şey yoksa belki kullanılabilir. Sadece yağ tutuyor çünkü ama bu yağ ile suyu da ayrı aynı zamanda. Ve şu yerine takıyoruz. Takmadan önce tabii şurada egzantrik paletini takıyoruz. Bu arada bunlar egzantrik paletleri, bu egzantrik zinciri. Paleti de yerine taktık, yerine geçti. Şimdi de zincir, o egzantrik zinciri onların arasında mı çalışıyor? Evet, bu iki paletin arasında çalışıyor. Şimdi onu göstereceğim size. Bunu buraya taktık ya. Contayı da taktık. Şurada bir tane gergi var. Gergi bu arada. Bu palete buradan böyle basıyor. Zincir esnedikçe gergin şunun içinde ucunda bir tane içinde yay var. Şurada bak yay da görünüyor. Görüyor musunuz? Zincir esnedikçe bu uzuyor aşağı doğru. Uzadıkça da buna daha çok basıyor. Yani zincirin vadesini uzatsın diye öyle bir gergi var aslında. Zincirin gergisi. Evet zincirin gergisi. Egzantrik zincirin gergisi. Hani derler ya egzantrik zinciri değişecek. Set değişirse iyi olur. İşte paletler, gergi, zincir. Üçü değişirse ama bu tarz bir motorda yani zincir zaten kolay kolay bolluk yapmaz. Çok zaman geçmesi lazım. Çok yüksek devirler çevirmiyor motor. Bunu taktıktan sonra üst kapağı takacağız yerine. Üst kapağının temizliğini yaptım bu arada. Göstermiş miyim? O son aşım mı? Ya işi bitti yani. Kurumları falan temizledik. Zaten sizin set yeni. Şimdi subapların yatakları pistonda üstte. EMM'lerinki, egzozlarınki altta. Her şey güzel. Conta'ya bakıyoruz. Conta güzel. Tamam. Şimdi bu abimiz de yerine takacağız. Bu abimiz de yerine taktıktan sonra işimiz azalacak. Sadece motoru santiye çekmek kalacak. Bu abimiz de taktık. Zinciri tuttuk. Paletlere dikkat ettik. Conta atmadı yerinden. Hop. Oturuyoruz yavaş yavaş. Conta yerinde. Evet. Bu abimiz de yerine koyduk. Şimdiki aşamada motoru kurmak kaldı. Motoru kurmadan önce de santiye çekeceğiz motoru. Bir aramızı kelim. Son aşamaya geldik yani kübütü kapağını falan kapatacağız. Ondan sonra blok deneme olacak bir sanırım. Ha, masanın üstünde bir marşa basarız. Marş motoru burada ya. Evet. Aküyle artı eksiği bağlarız bir normal çeviririz motoru burada. Düzgün dönüyorsa her şey yolunda gibiyse üstüne asarız. Yağ basıyorsa yukarı onlara da bakarız. Yağ pompası testi yapacağız. Daha önce bunun üst kapak testleri falan yapıldı. Onları videoda göstermedin sen ama.
Böyle işlemler de yapıldı çünkü motoru ilk açtığımızda biz sökerken motoru aslında üst kapağın testlerini, neresinde bir problem var onların hepsini üst, motoru sökerken bakıyoruz. Toplarken malzeme listesi buraya mesela ne var? MT-03 yağ fitlesi, MT-03 artçı peki, arka disk bilmem ne. Bunun da orada bir listesi vardı. Motoru sökerken biz o listeyi yazıyorduk işte. Silindir, piston set, kompresyon contası, üst kapak testi yapıldıysa subap değişecekse subaplar. Bunları yazıyorduk. Sonra toplarken de artık malzememiz hazır. Yavaş yavaş motoru toplarken yapıyorduk ama o aşamayı siz pek göremediniz. Yani o videoya sığmayacak gibiydi. O yüzden de biraz yarım yamalak da olsa işte en azından motorun içinde ne var onları görün diye çektik yani bir yerden başta. İstersen bir dur ben bunun seltesini falan yapayım. Evet Barış Usta. Şimdi motoru silindirin pistonu takmıştık. Üst kapağı da yine taktık. Selteye çektik motoru, her şey hazır. Yalnız bu saplamaların hepsini tork anahtarıyla torklamak lazım. Servis modeline baktık motorun. 22.500 Nm ile 22.5 Nm ile sıkmak gerekiyor. Normal el yordamıyla sıkarsak olur mu saplamaları? Olur ama dediğim gibi kitabına göre yapmak lazım motoru. Ben bunların hepsini torkladım. Tekrar yine size göstereyim tork anahtarıyla. Hepsi birbiriyle eşdeğer şekilde, servis modeline uygun bir şekilde topladık. Swap ayarlarını yapmak gerekiyordu. Onları da yaptık. Swap ayar değerlerine servis modelinden baktım. Mmax swap ayarı M0.10 ve 14 arası olması lazım. X32'de 21 ile 25 arası olması lazım. Onu da flanç çakısıyla bununla yapıyoruz. Şu çakıyla. Onları da ayarladık. Swap ayarlarını senteye çektik. Torkladık saplamalarını. Hepsi bitti. Sadece şey kaldı. Motor yağ basıyor mu diye bakmak lazım. Evet. Çünkü her şey bitti. Bir yağ testi yapalım. Üst kapağı yağ basacak mı basmayacak mı? Onu da motor topladıktan sonra marş motoruna dışarıdan bir akü desteğiyle, şurada akü var yerde bir tane. Akü desteğiyle böyle çevirip. Evet, motorda çiçek gibi yukarı yağ da basıyor. Her şey yolunda gibi. Sadece bu üst kapağı kapatıp işimizi bitireceğiz. Şimdi sadece bloğu takmak kaldı o zaman, evet, değil mi bundan sonraki? Bloğu asacağız. Bu üst kapağı da kapatacağız. Yani bu üst kapak derken bunun da külbülatör kapağı. Aslında üst kapak bu. Külbülatör kapağı motorun yağını tutuyor yukarıda. Burada yalnız bu MX'lerde bir durum var. Şöyle bir parça var, böyle çek vafli bir parça içinde. Kafasında bir tane böyle burada bir fiş var. O da şu işe yarıyor. Hani böyle Civic'lerde VTEC'li motorlar oluyor ya, VTEC açtı falan derler. Evet. Bilirsiniz onu, belki duymuşsunuzdur. Bunlarda da şöyle bir durum var. Burada bir tane çek valf var. Bunun içinden bir çubuk çıkıyor dışarı, elektrikli bir çek valf var. Buradan sinyal veriyor beyin buna. Çubuk çıkınca bu yukarıdaki mili itiyor. Kilitliyor. Emme sıvının daha fazla açmasını sağlıyor. Bu da ne işe yarıyor? Motoru gazladığında hızlı gitsin diye gazı bir anda çekersen performans veriyor motora. Tabii yakıtı arttırıyor ama çünkü subap daha fazla açıldığı için içinde daha fazla yakıt çekiyor. Böyle bir de özellik var bu Mmax'te. Bunu da üst kapağı dağıtan bir arkadaş falan olursa, bunu kurmazsa sıkıntı yaşayabilir. Biz de attık, topladık. Ama o kısımları videoda gösteremedim çünkü onlar gerçekten iş olduğu için, dükkan aktif bir dükkan olduğu için bu o kadar ayrıntılı video çekemedim. En azından parça pinçik ne yapıldığını görün diye böyle. Ufaktan da olsa ucundan kıyısından motor nasıl açıldı, nasıl toplandı onu görün diye çektik videoyu. Bununla ilgili bahsedeceğim pek bir şey yok aslında. Sadece motor asılacak. Külbülatör kapağı takılacak. Ondan sonra iş bitti yani. Herhalde bu video için yeterli bu kadar bilgi. Yani Pulsar'a da bir video çekmiştik. Onunki daha ayrıntısızdı aslında. Sadece kelleyi aldığımızda elimize çekmiştik. Çünkü motosikletin motorunu yaparken çok vakit olmuyor. Video çekecek adam da bulamıyoruz. Bunda biraz daha ayrıntılı oldu. Bir dahaki videoda belki artık subapları da beraber alıştırırız. Oraya geliriz. Onu da video çekeriz. Belki sabit bir kamera falan bulursak. Şu an cep telefonuyla çekiyoruz sadece. Bu haftalık bu kadar.